Enflasyonun altına düşmeyin Sayın Başkan. Enflasyonun altına düşmeyin. Kılıçdaroğlu'nun Türk iş ziyaretinde akıllarda kalan sözleriydi bunlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehir içi banyo sistemi İzban'ın işletmesinde %50 ortak. İzmir metrosunda ise yetkili tek işveren. İzmir'de toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işçiler de tam da Kılıçdaroğlu'nun Türk İş Başkanı Ergün Atalay'a dediği gibi enflasyon oranında zamda ısrarlı. Ülkemizdeki yaşanmış olan enflasyonu herkes bilmektedir. Enflasyonun altında kalmayacak şekilde uygun bir ücret. Yani bunun haricinde herhangi bir isteğimiz yok. Enflasyon oranında iyileştirme istiyoruz. Kılıçdaroğlu asgari ücretin ise 2200 lira olmasını istiyor. Şimdi Sayın Başkan 2000 lira olması konusunda bir düşüncesi var. Bizim düşüncemiz, biz daha önce seçim bildirgemize de söylemiştik 2200 lira olması gerektiği konusunda. Cumhuriyet Halk Partisi asgari ücretin 2200 lira olması için mecliste kanun teklifinde bulundu. İzban ve İzmir Metro'daki toplu iş sözleşmelerine bu kanun teklifinin yansıması ne oldu? Bu soruyu Demiryol İş Sendikası Başkanı Hüseyin Erbüz'e sorduk. Demiryol İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Erbüz, CHP'nin asgari ücret politikasıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzban ve İzmir Metro Toplu İş Sözleşmesi'ndeki zam önerilerinin çeliştiğini söyledi. Partinin organı sayılan belediye kuruluşlarında bu teklifler geçerli değil. Erbüz, ulusal kanala yaptığı açıklamada toplu iş sözleşmesinde sendika olarak yaptıkları teklifin CHP'nin asgari ücret teklifinin bile altında kaldığını söyledi. Bizim teklifimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclise verdiği teklifin bile altında. İzmirliler tarafından yüksek maaş aldıkları iddia edilen işçilerin aldıkları net ücretleri Hüseyin Erbüz ulusal kanala çizelge üzerinden anlattı. CHP'nin asgari ücret teklifi eğer kabul edilirse İzban'da çalışan asgari ücretli sayısı artacak. 46 idi şu andaki mevcut haliyle. CHP'nin teklifinin kabul edilmesi halinde 141 kişi asgari ücret alır hale gelir. 10 Aralık'ta grevin uygulanacağını söyleyen Erbüz, İzmirlileri mağdur edenin kendileri olmayacağını dile getirdi. İzmir halkımızı bir sıkıntı bekliyor. Biz bu sıkıntının sebebi olarak gösterileceğiz ama biz sebebi değiliz. Asıl sebep bizi bu greve iten ve 40 gündür merhaba demeyen işveren kanadı olacaktır.